Ankara'dan, AK Parti Genel Merkezi'nden, Liderler Zirvesi'nden iyi akşamlar. Evet, Türkiye seçime gidiyor. Artık son 4 diyebiliriz. Ve CNN Türk ekranlarında Liderler Zirvesi finalini Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan'la yapıyor. AK Parti Genel Merkezi'nden. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bu yoğun temponuzda bize vakit ayırdığınız için de teşekkür ederiz. Sağ olun. Hemen isterseniz bir gazetecilerimizi de seyircilerimize tanıtalım. Metehan Demir, Hürriyet Gazetesi Ankara temsilcisi. Hakan Çelik, Posta Gazetesi Ankara temsilcisi. Ve Yavuz Ohan. Ben İstanbul'luyum. Evet, İstanbullu ama CNN Türk Haber Koordinatörü. Hoş geldiniz, iyi akşamlar. Efendim çok yoğun gündem. Hemen başlayacağız ama bir kısa bir VTR hazırladık. Onunla başlayalım, ondan sonra hemen size dönüyoruz. Diyarbakır! 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 Cevap vermiyorsunuz Diyarbakır! Gönüller bir, dualar bir, bir Allah'ın kuluyuz biz. Aslan şehriz, yurdumuzdur, aynı bağın büyüğüyüz biz. Haydi bir daha, bir daha, bir daha, hep beraber söyleyelim. Vur şu davula, bir daha, bir daha. Bugün Bingöl'den efendim, yorgunsunuz biraz ama aynı zamanda çok keyifli gördük sizi. Bu şarkıyı da çok sevdiniz herhalde. Biraz bize bu görüntülerden bahseder misiniz acaba? Tabii bu şarkıyı sadece ben sevmedim. Halkım da çok sevdi. Ve şu andaki bütün şöyle baktığımız zaman, dolaştığımızda hakikaten tıklamalarda filan çok ciddi ilgi gördüğü ortada ve ilk sıraya filan tırmanmış. Tabii bugün yorgunluğun ötesinde tabii Bingöl'deki coşku bizi ta Diyarbakır'a taşıdı. Ve ben de daha doğrusu Bingöl'den o cevabı almayınca burada bir şey var. Sonradan fark etti ki Diyarbakır böyle bir karışma olmuş. Fakat Diyarbakır bugün hakikaten çok çok coşkuluydu. Bingöl'de bugüne kadar yaptığım tüm mitinglerin diyebilirim ki bir yer şeyde tabii Bingöl'de yaptığım mitinglerin bu en iyisiydi. Çok daha katılımın hakikaten yüksek olduğu, coşkunun dorukta olduğu. Tabii bir talihsizliği var Bingöl'ün. İyi bir meydanı yok. Böyle bir uzunca bir caddede L şeklinde. Bingöl'ün bir cazip tarafı da şu, bayan ilgisi çok fazla Bingöl'de. Ve bizi bugüne kadar hiç mahcup etmedi Bingöl. Biz de onlara mahcup olmadık. Özellikle de tabii Bingöl'ün bendeki en önemli hatırası depremdir. Depremde gerek şahsım gerek arkadaşlarım Bingöl'e çok yakın ilgi gösterdik. Ve adeta Bingöl'de yeni bir şehir kurduk. Tabii o da aramızdaki ilgi alakayı çok artırıyor. Ardından Elazığ'a gecikmeli gitmemize rağmen hakikaten Elazığ'da da çok çok coşkulu, katılımın çok yüksek olduğu bir mitingi gerçekleştirdik. İnanıyorum ki Gakkoşlar inşallah yine bizi mahcup etmeyecekler. Ben CNN Türk'te olacağımızı da söyledim bu akşam. Yine ekranları başında bizi izleyen Gakkoşlara da Ankara'dan selamlar, sevgiler. Biz de kullandık efendim. Şimdi ben kendime bir soracaksın ama mutsuz olduğunuz bir yıl oldu mu bu süreçte yaptığınız mitinglerde? İlgiden, alakadan, organizasyondan şikayet ettiniz. 78 mitingde tek şeyimiz Hakkari oldu. Hakkari dışında olmadı. Hakkari'nin de zaten nedenlerini biliyorsunuz. Yani Hakkari'de halkın tehdidi olmasa, halk tehdit edilmemiş olsa, esnaf kepenkleri kapattırılmamış olsa, ki bugün de açıkladım, düşünün benim Hakkari'de merkez ilçe başkanım şu anda infaz edilme tehdidiyle karşı karşıya. Ama billboardlara baktığınız zaman bağımsız adayların demokrasi ve özgürlük diyorlar. Nasıl demokrasi bu? Nasıl özgürlük bu? Demokrasi ve özgürlükse
bu demokratik mücadelede sizinle yarışın içerisinde olan bir siyasi partinin ilçe başkanına istifa etmediğin takdirde infaz diyebilir misin? Aynı şeyi daha önce Yüksekova'ya yaptılar. Yüksekova'da zaten A4 patlayıcıyla benim ilçe teşkilatımı bombaladılar. Böyle bir durum var. Ve tabela asamazsınız diyorlar. Böyle bir tehdit var. Biz tabii şu anda gerilimden yana değiliz ama er veya geç bu tabelalarımızı asacağız. Yani bu demokrasi ise, bu özgürlükse, yani bu mücadelede biz ülkemizin hiçbir noktasını kalkıp da bu zorbalara bırakamayız. Bu mücadeleyi de sonuna kadar vereceğiz. Çok beğendiğiniz bir coşku açısından böyle sürprizli bir miting oldu mu bugüne kadar, böyle dikkatinizi? Ya bunun dışında hemen hemen hepsi benim için farklı anlamları olan mitingler oldu. Tabii ilk sürprizi bu şarkıyla İstanbul'da yaptılar. İstanbul'da çünkü meğerse önceden tüm katılımcılara halkı hazırlamışlar. Alana girdiğimizde, sahneye çıktığımda halk hemen hep bir ağızdan bunu söyleyince çok coşkuluydu, anlamlıydı, güzeldi. Tabii daha sonra biz de ona katıldık. Şimdi çok ayrıntılı konu başlıkları var. İsterseniz ona geçmeden. Efendim, Liderler Zirvesi yapılıyor CNN Türk ekranlarında. Diğer yandan siz pek çok kanalda yayınlara çıktınız. Aslında her program sonrası cevaplar kadar sorular da tartışma konusu oluyor. Ya da muhalefet liderlerine sorduğunuz bu soruları bu tonda Sayın Başbakan'a da sorabilecek misiniz gibi vatandaşlardan, gazetecilere bazı eleştiriler geliyor. Acaba siz bu konuda sert bir imaj çizdiğinizi düşünüyor musunuz? Vatandaşın belki aklındaki soru, her soru sorulabilir mi? A'dan Z'ye. Peki, o zaman başlıyoruz diyorum. Mete Hanemir, sizinle başlayalım. Tamamen gündemdeki her konulara ilişkin olarak. A'dan Z'ye edelim Sayın Başbakan, yeter rahat olabiliriz. Sayın Başbakanım, şimdi ben aslında Hande'nin sorusundan yola çıkarak sizin son dönemde yani mesela birkaç kişiyle ben konuştuğum zaman sizin daha önce sürekli işte partinize oy veren birkaç isim. Son dönemde acaba Sayın Başbakan giderek güçlenen bir AK Parti ve sizin isminiz aslında çok sembol tabii, AK Parti'de çok belirleyici unsur. Bu güçle daha da yeni dönemde mesela tüm gözler seçimlerden sonra eğer nasip olursa, siz birinci parti olsanız hükümet kurma nasip olursa yapacağınız balkon konuşmasında her şeyden öte. Ve bu konuda aslında kulislerde Ankara'da bir perde arkasında sizin ciddi bir hazırlık yaptığınız ve önemli mesajlar vereceğiniz de söyleniyor. Bu çerçevede bugünden eğer hani seçimlerde siz birinci gelirseniz ve hükümeti kurarsanız o meşhur beklenen balkon konuşmasıyla ilgili bugünden Türk toplumuna, Türkiye'ye neler söyleyebilirsiniz? Şimdi tabii bu balkon konuşmamız şüphesiz ki hem bu sürecin bir özeti olacaktır. Hem de tabii ki ülkemizin geleceğine yönelik mesajları içerecektir. Ama tabii bu mesajları şimdi bu akşamdan burada açıklamamız mümkün değil. Bunu daha önce de zaten söyledim. Hatta dün akşam yine televizyon programında arkadaşlar sordular. Yani ben balkon konuşmasını inşallah yapacağımızı yine söyledim. Hatta bu balkonu boşuna yapmadık dedik yani. Bu günler için yaptık. Ve inşallah yine yapacağız. Ama tabii ki bütün değerlendirmelerimizi özellikle son gün arkadaşlarla beraber, onlar zaten ön hazırlıkları yapıyorlar. Çerçeve belli. Buna göre de son günde de üzerinde birlikte çalışmak suretiyle bu akşam inşallah o konuşmamızı gerçekleştireceğiz. Ama bu tabii ki yani geneli itibariyle yani 12 yılı hedefleyen, yani Türkiye hazır, hedef 2023 diyoruz. İstikrar sürsün, Türkiye büyüsün diyoruz. Bu bir defa bu işin önemli bir noktası olacak. Bunu kimle yapacağız? Milletle yapacağız. Öyleyse bu millet bugüne kadar AK Partisi'nin rotasını çizmiştir. İstikametini belirlemiştir. Bundan sonra da biz yine milletimizden aldığımız güçle bu yola devam edeceğiz. Yani bu mesajımızın içerisinde tabii ki çok çok dikkat çeken içeride dışarıda inşallah çevremizde biliyorsunuz kaygı verici, endişe verici gelişmeler var. Tüm bunları kapsayıcı konuşma olacaktır. Ve bu konuşma
ülkemizin geleceği için özgüveni daha da yükseltecek bir konuşma olacaktır. Efendim, 2002 yılında daha siz başbakan seçilmeden önce Washington'a bir seyahat yapmıştınız. Amerikan Başkanı Bush'la görüşmeye gitmiştiniz. O görüşmede ben de vardım. Yani o seyahatte ben de vardım uçakta. O günden bugüne Türkiye hakikaten çok önemli bir küresel aktör haline geldi. Hem ekonomik anlamda hem siyasi anlamda uluslararası ilişkilerde belli oranlarda yön verebiliyor çeşitli coğrafyalara. Ve dünyada da çok yakından izlenen bir seçim bu. İşte farklı dergilerin yorumları oldu bu seçimin sonuçlarına ve sonrasına dair. En son Amerika'nın düşünce kuruluşlarından CSIS'te sizin bu seçim sonucunun bir tür Erdoğan referandumu olacağı yönünde bir değerlendirme yapıldı. Bütün dünyada çok dikkatle takip ediliyor. Küresel çapta Türkiye'deki bu seçim sonucu 13 Haziran dünyaya hangi mesajı gönderecek? Yani Brüksel'e, Washington'a, Pekin'e ve Moskova'ya, belirleyici başkentlere hangi mesajı göndermiş olacak Türkiye? Ben ilk etapta Türkiye zaten gündemi belirlenen değil, gündem belirleyen bir ülke. Bir de Türkiye artık başta Orta Doğu olmak üzere Balkanlarda, Avrupa'da hakikaten gündem belirlemede ve oralardaki tüm gelişmelerde söz sahibi olduğunu ortaya koyan bir ülke konumuna geldi. Ve özellikle de başta Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi olmak üzere orada son dönemde yaptığımız görev, şu anda Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'ndeki arkadaşımızın başkanlık süresi, bunlar Türkiye'ye olan güvenin ne noktaya geldiğini gösteriyor. İslam Konferansı Örgütü'nde hakeza öyle Türkiye'nin şu andaki rolü ve yine OECD'deki rol, NATO'da yeni üstlendiği roller çok büyük tabii önem ortaya koyuyor. Bunlarla beraber bu süreçte tabii üçüncü dönem Türkiye'de halkının itimadına, güvenine mazhar olmuş olan bir AK Parti iktidarı dünyanın da bir güvenini kazanacaktır. Halkının güvenini bir demokratik parlamenter sistem içerisinde kazanmış olan böyle bir iktidara hiç şunu unutmayalım ki dünyanın bakışı da farklıdır. Bunu ben bir örnekle ortaya koymak istiyorum. Hakan senle o bilmiyorum sen şeye de geldin mi o zaman benimle Lüksemburg'a? Geldim efendim. Şimdi orada hatırlarsan biz o zaman Başbakan Juncker'le bir görüşme yaptık. Çok iyi hatırlıyorum. Ve o Juncker'le yaptığımız görüşmede ismini vermeyeceğim bir gazeteci arkadaşımız Türkiye'den kalktı şöyle bir soru sordu. Yani Erdoğan bir başbakan değil. Erdoğan bir genel başkan. Siz bu genel başkana adeta bir başbakan karşılaması yaptınız dedi. Nedendir dedi. Orada Juncker'in verdiği cevap çok ilginçti. Sonra hatta uçağa kadar da bizi uğurladı. Havaalanına geldi. Dedi ki biz başbakan olup olmamasına bakmayız. Bir genel başkan olarak seçim kazanmış bir başbakanı ağırlıyorum ben bugün dedi. Başbakan dedi. Seçim kazanmış bir genel başkan demedi. Burası çok ilginçti. Çünkü demokratik parlamenter sistem içerisinde bir genel başkanın, seçimi kazanan bir genel başkanın konumunu, yerini gerçekten çok iyi biliyorlar. Ama bizde bu daha hala hazmedilemiyor. Ve Türkiye'de benim için o süre, o 14-15 günde hangi sıfatla dolaşıyor diye parlamento içinde bile siyasi partilerin liderleri soru önergeleri verdiler. Hazmedemediler bunu. Halbuki bu işte şu anda iktidar partisinin genel başkanı. Önü kesilmiş bir genel başkan. Ama biz, bakın Bush genel başkan olarak bizi kabul etti. Bush'a gittik. Ve bunu bile kalktılar hangi pazarlığı yaptı? Ne pazarlığını yaptı? Halbuki bütün bizim o dolaşmamızın sebebi neydi? Sayın Gül o ara başbakan olarak kabinenin kurulması şu bu filan onları süratle sürdürürken bizim verilen bir sözümüz vardı. Biz dedik ki 15 gün içinde bütün Avrupa Birliği üyesi ülkeleri dolaşacağız. Avrupa Birliği konusunda ne kadar kararlı olduğumuzu göstereceğiz. Bütün onları dolaştık. Bu arada bir de
Avrupa Birliği üyesi ülkelerle olan münasebetleri sebebiyle bir de Amerika yapalım dedik. Oraya bir de Amerika'ya gittik. Sayın Bush'tan bu konuda Avrupalı dostlara bir destek istedik. Bu da bize göre çok çok iyi bir adım oldu. Neticelerini de yani şöyle veya böyle aldık alıyoruz. Türkiye'nin özellikle de geçmişteki kaybettiği itibarını yeniden kazanması bakımından önemli bir süreç olarak o turları. Bir cümle bununla ilgili tamam. Sorabilir miyim? Efendim, genellikle seçim sonrasında yapılan ilk dış seyahatler de sembolik anlamda bir önem taşır. Yani gidilen ülke gerek Türkiye bakımından bir mesajdır, gerek dünyaya bir mesajdır. Yani erken olduğunu biliyorum bu sorunun ama canlandırıyor musunuz? Planladınız mı bir dış seyahatin ilk yapılacak bir noktası belli mi şu anda? Paylaşmak ister misiniz kamuoyuyla? İsterseniz onu bu akşam konuşmayalım ama o bellidir. Yani bizim yani Türkiye olarak tahammülümüz hep bellidir. O şekilde, o tahammülle yani bu tahammül, yani bunu söylemekte de şey görmüyorum. Yani genelde biz hep Azerbaycan'ı şey yaparız, ziyaret ederiz ilk şey olarak. Kıbrıs. Bu bir tahammüldür. Veya Kıbrıs'ı, Kuzey Kıbrıs'ı ziyaret ederiz. Bunların ikisinden birisi yapılır. Bizim bugüne kadar olan tahammülümüz hep budur. Ama tabii yine bunun değerlendirmesini yapar, adımımızı ona göre atarız. Yavuz Oha. Biraz da iç politikaya içeriye dönelim isterseniz. Hande'nin aslında biraz da geriye dönerek devam edelim istiyorum. Hande sormuştu, her soru sorulabiliyor mu, bunu sorabilir misiniz diye. Ben de çok mesaj aldım diğer liderler zirvesinden. Sizi genel olarak çok güçlü görüyor insanlar. Bir güç var. Girdiğiniz seçimlerde aldığınız sonuçlar da belli. Geçen Trabzon'da bir referandum, bu seçimle ilgili mikrofon uzattığında arkadaşlarımız, Sayın Başbakan çok güçlü bir isim, Fenerbahçe ile Trabzon için bir maç koysun, kazanan da şampiyon olsun demişti şampiyonluktan önce. Vatandaşın da gözünde böyle bir durum var. Bu gücün sizi yanlış yerlere sürükleyebileceğinden zaman zaman endişe duyuyor musunuz? Ben bunu merak ederim. Bir de yanınızdaki insanlar sizi uyarabiliyorlar mı? Yani duruş olarak da meydanlardaki konuşmalarınızda da biraz sert tonda konuştuğunuz için söylüyorum bunu. Yani bunu yanlış yapıyorsunuz. Burada bunu yapmamanız lazım. Bunu yaptığınız zaman şöyle bir sonuçla karşılaşırız gibi net uyarılar alabiliyor musunuz? Çok teşekkür ediyorum. Şimdi tabii yani bizim gücümüz halktan geliyor. Halkın teveccühünden geliyor. Yoksa şahsımdan kaynaklanan bir şey değil. Aslında yani Tayyip Erdoğan mütevazi bir insandır. Bunu çevremde yakın olan arkadaşlarım da çok iyi bilir. Ve dikkat ederseniz her zaman şunu söylerim. Yani yumuşak başlıysam kimdi? Uysal koyunum derim. Yani ben merhum Akif'in Asım'ın neslinde o tanımladığı çerçeveye kendimi hep adapte etmeye çalışırım. Kaldı ki tevazu bizim için vazgeçilmez bir hassasiyettir. Buna uymaya çalışırız. Ve bu süreç içerisinde de hiçbir zaman gururlanmak, kibirlenmek, böbürlenmek, bunlar şahsen Tayyip Erdoğan'ın en çok nefret ettiği özelliklerdir. Bunlardan hiç hoşlanmam. Çünkü bizim toprak gibi olma özelliğimizin değişmez olması lazım. Bunu başarmamız lazım. Çünkü en yüksek dağlardır. Hiçbir zaman dağları aşamazsın. Onun için de gurura, kibire hiç gerek yok. Halk size bir güç veriyor. Biz de ne diyoruz? Bakın meydanlarda hep onu söylüyoruz. Biz size efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldik. Ve 8,5 yıl içerisinde de bunu yapmaya çalıştık. 4,5 yıllık belediye başkanlığımda bunu yapmaya çalıştık. Eğer, çok açık ne söylüyorum, yani biz bu milletimize, İstanbul'da olsun, Türkiye genelinde olsun, bu gurur, bu kibir, ne bileyim böyle tepeden bakma olmuş olsaydı, herhalde benim milletim bizlere arka arkaya bu iktidarları vermezdi. Peki efendim,
Ben de bir ek yapabilir miyim? Tabii. Acaba pişmanlık duyduğunuz bir söz var mı? Keşke bu kadar sert olmasaydım dediğiniz. Ben bunu daha çok liderlerin birbirlerine yönelik söylediği sözleri kastetmiyorum ama iki sözünüz özellikle, kadın mı kız mı ben onu bilemem, kimliğini bilmiyorum, birisi ölmüş, çok da üzerinde durmuyorum, iki ayrı konu için. Acaba bunlardan herhangi biri için bu kadar da sert olmasaydım dediniz mi bu süreçte? Şimdi bakın, sertlik başka bir olay. Bir de seçilen kelimeler, kavramlar. Bunlar çok farklı bir olay. Şimdi benim hitabetimde, hitabet tarzım farklıdır. Yani birisi gümbür gümbür konuşur, birisi yumuşak bir tarzda konuşur. Yani benim konuşma tarzımda bu gümbür gümbür konuşma tarzı vardır. Ama seçilen kelimeler çok farklı. Şimdi kız veya kadın ifadesi noktasında, burada kadın dersen kızsa hakaret telakki eder. Kız dersen ben kadınım, bunu bu şekilde de hakaret telakki edebilir. Kız mıdır, kadın mıdır diye bunu söylemenin farklı yerlere çekilmesinin anlamı yok. Onu farklı yerlere çekenlerde bir art niyet var diye düşünüyorum ben. Ve bunun dışında ben tabii şunu çok çok merak ediyorum. Özellikle diğer liderlerin şahsımla alakalı çok ileri derecede hakaretleri var. Mesela bunlar gündeme getirilmiyor. Mesela kalkıyor, diyelim ki ana muhalefet partisinin genel başkanı, dişlerini sökerim diyor. Kalkıyor, işte asılan bir pankartı görüyor. Yani AK Parti'ye oy verenleri beyinsiz olarak ilan ediyor kendisi. Öbür tarafta diğer muhalefet partisine bakıyorsunuz, ağzımı almaktan teeddüp ediyorum, öyle bir ifade kullanıyor. Şimdi bunlar gündeme gelmiyor ama Tayyip Erdoğan'ın eğer seçtiği kelimelerde hakaret içeren varsa bana bunları lütfen hatırlatın. Ben bundan dolayı özür de dilerim. Ama benim seçtiğim kelimelerde hakaret yok. Konuşma tonum, hitabetim sert olabilir, doğrudur. Ama o benim hitabetimin tarzıdır. Sayın Başbakanım, bu noktada sözünüzü kesiyor mu? Hopa meselesinde, çünkü orası kaldı. Hopa'da ölen öğretmen, emekli öğretmenle ilgili söylediğiniz sözler. Bir de siz meydanlarda onunla ilgili ne söyledin? Tam bir ifadeyi söylesin ben de isterseniz. Size söyleyeyim. Kimliğini bilmiyorum, birisi ölmüş, çok da üzerinde durmuyorum gibi ilk bir açıklamanız yani oldu. Biraz hani eleştirel bir şey vardı. Söyleyeyim. Siz bir de meydanlarda hep yaradılanı yaradandan ötürü severiz diye bir ifadeyi de sürekli kullandığınız için ölmüş bir insanın arkasından sanki farklı bir ifade kullanıyor musunuz gibi bir anlam oluştu. Ölmüş insanla ilgili size orada gelen belgeler, bilgiler, eğer o kişinin bizzat olayların içinde olduğunu tevsik ediyorsa ona ne diyeceksiniz? Ölmüş ama. Ölmüş olabilir. Ama o insan orada taş atanlardı. Ve bir de çok enteresan, sizi buralarda barındırmayacağız, sizi buralarda konuşturmayacağız gibi birçok şu anda belgeler de var. Gene öyle emniyetin arşivlerinde falan olan şeyler bunlar. Ve taş atarken çekilmiş resimleri var. Bu durumlar var. Yani biz bunları hiç görmüyoruz. Bakın, ben çok üzüldüğüm bir nokta var. Yani medya o şahsın üzerinde bu kadar dururken benim servetimin üzerinde niye durmuyor? Mesela kaç kere yazıldı? Kaç kere söylendi? Kaç kere televizyonlarda ekrana getirildi? Bakın şu anda hala yoğun bakımda. Taşı hedef olarak aldı. Otobüsten düştü, benim otobüsümdeydi. Ve ben hedeftim. Mesela taş bana, ufak taş geldi benim önümdeki, yani cama ufağa geldi. Ben en sürücünüze de önümde başka kimse yok. Sürücüme ise büyüğü geldi. Ve hemen tabii yüzüne tüm o şeyler sıçradı. Kan revan içinde kaldı. Tüm bunlar var. Ha bakıyorsunuz bunlar medyada yerini almıyor. Şöyle kenar köşe öyle dokunduruyorlar, o kadar. Şimdi değerli arkadaşlar, yani biz bu ülkede bir siyasi partinin genel başkanıyız ve orada yaklaşık 10 bin kişiye bütün tedbirlerle ancak hitap edebilmişiz ki Hopa'nın
Sadece Hopa'nın içinde biz %40 civarında oyumuz var. Ama orada bakıyorsunuz aşırı bir terör estiren grup var. Ve bu grup CHP'nin büyük bir pankartı. O pankartın yanında kendilerine ait yine pankartlar var. Tek yol sokak, tek yol devrim. Allah aşkına bu ülke bu hale gelecek mi? Buna karşı tabii ki emniyette gereken tedbirini alması lazım. Ne yazık ki orada emniyet zaaf gösterdi. Ve bu zaafın neticesinde bunlar patlak verdi. Ama biz bunu süratle başarmamız lazım. Bunu halletmemiz gerekiyor. Yani bir seçim anında bu hoşgörüyü gösteremeyen insanlara karşı tabii ki tavrınız farklı olacak. Bakın ben bugün APO'nun sözlerini açıkladım Bingöl'de. Evet. Dinledim. Ben inanıyorum ki benim Kürt kardeşlerim bu sözleri kahir ekseriyeti bilmiyor. Ama bunları bilmeleri lazım. Bakın Kürtçe ezandan sonra bağımsız adayların birçoğu tutuştu. Burada provokatif bir durum var demeye başladılar. Ne provokatif durum var ya? Sizin genlerinizde var. Bir kısmının seçim bürolarından molotoflar çıkıyor. Burada diyorlar provokatif bir durum var. Yani ilçe başkanı molotof dağıtır, provokatif olur. İlçe başkanının kendisi dağıtırken yakalanıyor. Arkadaşlar, yani durumu bu kadar basite indirgemeyin lütfen. Ve bu konuda medyanın bu olaylar üzerinde bununla mücadeleye çok ciddi destek vermesi lazım. Ama bunlar kalkıp da böyle devamlı öne çıkartılmaya, palazlanmaya kalkarsa zaten terörün de, terörizmin de en önemli şeyi propagandasını yaptırmaktır. İşte bu vesileyle medyada bunların propagandasını yaparsa bunların önünü almak da mümkün olmaz ve bu ülkenin birliğine, beraberliğine maalesef yara getirir. Sayın Başbakan, bu İnan Kıraç meselesi çok konuşuldu, çok tartışıldı. Siz de birkaç açıklama yaptınız ama orada yanlış anlaşılan bir ifade var. Yani işte riskler beraber şeklinde bir ifadeniz olduğu için herkes kullanırım işte onu, yani ben yine kullanırım. Yani şimdi onu bana o şekilde soruyorsan yine cevabını vereyim. Yani dünyanın hiçbir yerinde hiçbir holding veyahut da bu tür iş adamları, grupları kalkıp da o ülkenin siyasi hareketleri üzerinde genellikle çok net, açık beyanda bulunmazlar. Şöyle olacak, böyle olacak falan demezler. Çünkü bilirler ki ben o olur veya bu olur. Geldiğinde onunla beraber yine çalışacağım. Böyle bir riski üzerine almaz. Ben bunu söyledim. Buradaki risk nedir Sayın Başbakan? Buradaki risk nedir İnan Kıraç için? En azından gelecek yönetimlerle birçok işleriniz var. Örneğin beni mesela açılışına davet ediyor. Gitmem. Ama diğer izin olsun, kredi olsun, şu bu falan gibi vergi konularında falan sorun çıkabilir mi? Kredi de zaten diye krediyi verecek olan ben değil. Tabii ki. Krediyi verecek olan bankadır. Bankalar zaten devlet bankasından alacaksa bütün her şeyini yapar, inceler, uygunsa verir. Değilse vermez. Ya, kaldı ki bizim zaten şu anda gerek Ziraat gerek Halk Bankası olsun, bütün bu bankalarımız hiçbir dönemde görülmedik bir kar yakalamışlardır. Mesela MHP'nin döneminde olsun, daha önceki dönemlerde olsun, işte görev zararıydı, zarardı. Bu durumlarla karşı karşıya olan bankalarımız şimdi hamdolsun Avrupa'nın artık sayılı gücü haline geldiler. İçeride çok ciddi kredi noktasında destekleri oluyor. Böyle bir durum var. Fakat diyelim ki isim verdiğiniz için söylüyorum. Bundan önce ben davetlerine katıldım. Ama şimdi aksini beyan etmedikçe, ben böyle bir şey söylemedim demedikçe, ben bundan sonra çok açık söylüyorum, herhangi bir açılışına davet ettiği zaman gitmem. Sayın Başbakanım sizin... Ama bundan önce gittim. Ve yine yani görüş noktasında partimi destekliyor, desteklemiyor diye bir ayrım yapmadım. Ama gittim. Ama böyle açıkladığı zaman, ha o zaman gitmem.
algılama biraz sanki o riskin farklı noktalarda başına gelecekmiş gibi olduğu için yani burada konuşuldu çok fazla. Biliyorsunuz açılışa gidip gitmemek tabii sizin inisiyatifiniz de olan bir şey. Bu ülkede toplum mühendisleri çok. Onun bu şekilde söylemeyi dobra dobra çıksa söylese o benim için çok daha iyi olur. Çok daha güzel olur. O zaman bu ifadeyi zaten kullanmam. Ama kapalı kapılar arkasında daha sonra işte filanca ile filanca ile böyle bir araya geldik. Dost sohbeti. Bilmem işte yani şu oldu bu oldu filan falan. Çık açıkça söyle ya ben şöyle dedim de. O benim için daha saygındır. Biliyorsunuz daha önce ben bir şey daha söyledim. Bir taraf olan bir taraf olur. Tam da işte onunla benzeşti bu. Aynı şeyi yine savunuyorum. Onlar da çıkıp açık açık söyleseler ha biz biliriz ya bu böyledir deriz. Ya biz zaten açıklama yanında ne olduğunu aslında ben biliyorum zaten. Yani benim dünya görüşümü, partimi destekleyip desteklemediğini biliyorum. Ama ülkemin menfaati neyi gerektiriyorsa ben onu yaparım. Ben bugün birçok yani grupların açılışlarına kendim gidiyorum, arkadaşlarımı gönderiyorum. Ve bunların birçoğu da zaten partimi desteklemiyor. Bunu da biliyorum. Ama bildiğim halde gittim, gidiyorum. Ancak dediğim gibi bu tür spekülatif olaylar olduğu zaman da o zaman bırakın da ben de kendi inisiyatifimi kendim kullanayım yani. Efendim orada o zaman bu çok söyleniyor ve soruluyor. Taraf olmak illa sizin tarafınızda mı hayır, olmak? Hayır hayır bak ne diyorum? Ben açıkça bir kere ben daha sorayım. Ben omurgalı duruşu severim diyorum. Karşımda olsun saygı duyarım. Anlatabiliyor muyum? Benim tarafımda olması şart değil. Bu çerçevede TÜSİAD'ın duruşu nasıl mesela efendim? TÜSİAD da önemli meslek örgütlerinden, iş kuruluşlarından bir tanesi. Bir omurgalı duruş sergileyen örgütlerden biri mi mesela TÜSİAD? Nasıl değerlendiriyorsunuz? Şu anda TÜSİAD'ın doğrusu ne olduğu belli değil. Yani ne zaman ne yaptığı belli değil. Ama konumu belli zaten. Bunu biz biliriz. Yani muhalif anlamda. Konum. Nasıl? Muhalif duruş. Şimdi onları değerlendirmenin anlamı yok. Bence yani bizim bu gecenin programı da herhalde olmaması yok. Lazım. Yani biz şu anda seçimi konuşmamız lazım. Seçim. Yani TÜSİAD'ın kongresini değerlendirmiyoruz. Ama TÜSİAD'ın biliyorsunuz ben genel kuruluna da katıldım. Arkadaşlarım birçok şeylerine katıldı. Ama ben şunu beklerim. Yani örneğin bir anayasa çalışması yaptı değil mi? Niye bunlara sahiplenmiyorsunuz? O zaman ben şimdi size soruyorum. Yaptıktan sonra ne dediler? Bu gelen bilim adamlarının görüşleridir. Bizi bağlamaz dediler. Ya sen çalıştırıyorsun. Ortaya bir eser konuyor. Eser konduktan sonra bazı yerlerden tepkiler gelmeye başlayınca bu onların çalışmasıdır, onların görüşü deyip hemen onları meydanda bırakıyorsun, ortada bırakıyorsun. Peki bu doğru bir yaklaşım mı? Sayın Başbakan, muhalefetin en çok size böyle eleştiride bulunduğu ya da saldırdığı noktalardan biri bir de dereceniz var galiba dünyanın 8. zengin başbakan diyor. Bu nereden çıkıyor bu sözler, bu ifadeler? Yani neye dayanarak söylüyorlar? Bana o dereceyi verene onu sormanız lazım. Şimdi ben burada siz mal beyanınızda bulundunuz çünkü değil mi? Meclis nasıl? Kayıtlarda var, resmi kayıtlarda. Hangi var? Hangi kayıtlarda? Yani daha önce beyanda bulundunuz ve belli yani bu açıdan yani meclis, meclis kayıtlarında tamam, siz daha önce mal beyanda bulundunuz. Tamam işte benim meclis kayıtlarına baksınlar bakalım dünyada kaçıncı sıraya düşüyor. Eğer benim meclis kayıtlarındaki beyannamem dünyada sizin dediğiniz gibi 8. sıraya düşüyorsa kabulümdür. Ama benim meclis kayıtlarındaki mal beyanımda böyle dünyada 8. sıraya gelen bir lider olarak görünmem mümkün değil. Çünkü dünyada ne liderler var? Efendim, onu söyleyen o iftirayı atanlara bir defa çok ciddi olarak bir müfteri yakıştırması yapabilirim. Çünkü ya bunlar dünyayı takip etmiyor ya bunlar dünyadan habersiz yaşıyorlar. Ve 8. sırayı da nereden almışlar? Allah aşkına bir söyleyin bana yardımcı olun. Yani nerede yazıyor bu 8. sıra? Wikipedia'da mı yazıyor? Daha önce biliyorsun böyle Wikipedia'da da bir şeyler çıkardı bu CHP. Sonra arkadaşlarım yüzlerine vurdular. Rezil ettiler onları mecliste. Şimdi işte yine villaydı, bilmem neydi. Çeşitli böyle helikopterlerle resimlerdi, şunlardı, bunlardı. Birçok iftiralar yine attılar. Ta bunlar 30 yıl, 40 yıl öncesinin politikaları arkadaşlar. Biz bunlarla dünyaya bakmayalım. Dünyaya biz şu anda hizmet siyasetiyle bakalım. Eser siyasetiyle bakalım. Bu adamlar ne öğretmişler bir de onunla bakalım. Yani CHP ne öğretmiş bu ülkede Allah aşkına ya. Şuna bir bakın.
Sizin arşivleriniz var. MHP nüre etmiş. Şunu bir bakın. Diğerlerini zaten konuşmama gerek yok. Ama AK Parti şu 8,5 yılda bu ülkede neler üretti? Bir de bunu masaya yatıralım. Bunu konuşalım. Ama biz bunları konuşmuyoruz. Mala yani ile işi geçiriyoruz gibi geliyor bana. Şu anda milletin beklediği hep acaba neler yapıldı? Görülenler var, görülmeyenler var. Bunları bizim milletimizin bilmesi, görmesi lazım diye düşünüyorum. Efendim, genellikle size muhalif olanların veya size belli bir karşı duruşu olanların bile bir takdir ettikleri yönlerinizden biri sizin performansınız, çalışma stiliniz. Çok çalışan ve çok koşturan bir lidersiniz. Yani dünyadaki diğer liderlerle de mukayese edildiğinde hakikaten böyle bir tablo var. Ve siz genellikle arkadaşlarınızı ve çevrenizi değerlendirirken bir liyakata dikkat edersiniz, önem verirsiniz. Bir de onların hakikaten bir yani Recep Tayyip Erdoğan çıtasında bir performanslara ulaşabiliyorlar mı? Size yaklaşabiliyorlar mı? Ya da sizi zorluyorlar mı? Gibi bir kriteriniz vardır. Bunu çok deklare etmeseniz de. Geride bıraktığımız dönemde hangi bakanlıklar bu çıtaya yaklaştılar? Yani eğer bakan ismi vermek istemezseniz belki konu tema olarak yani işte tarım, bilmiyorum yani ulaştırma, sağlık neyse onlar arasındaysa bu konuda bir şey söyleyebilir misiniz? Bunun sonrasında da yeni bakanlıkları soracağım efendim size. Şimdi Hakan Bey, yani arkadaşlarımın arasında benim böyle bir ayrım yapmam veya böyle bir açıklamada bulunmam bir defa onlara karşı da bir saygısızlık olur. Ama ben arkadaşlarımın geneli itibariyle hepsinden memnunum. En azından bir kolektif aklın oluşmasına arkadaşlarım bugüne kadar çok ciddi katkılar sağlamıştır. Ve bir defa rehavetleri yok. Yan gelip yatmazlar. Gece gündüz çalışırlar. Böyle bir durumları var. Koşturan bir ekibim var. Ve bundan dolayı arkadaşlarımızdan memnunuz. Şu anda yeni dönemde de ben bir ustalık döneminin süreci olacağı için bu dönemde de arkadaşlarımın çok daha farklı bir sorumluluk içerisinde çalışacaklarına, koşacaklarına inanıyorum. Tabii ki seçimin neticesini görelim. Milletin bize tekrar yürü dediği takdirde hemen süratle bizler de kabinemizi açıklarız, onaya sunarız ve ondan sonra da yolumuza kararlılıkla, istikrar ve güven içerisinde yürürüz. Geçen bir araya gireceğim, Bakanı... çok özür dilerim çünkü çok soru geliyormuş bu konuda efendim. Acaba Sayın Başbakan seçimlerden sonra eğer tek başına iktidar olursa AK Parti kabineyi yüzde ne kadar değiştirecek? Yani yapısı değişti ama ustalık döneminde özellikle siz demin altını çizdiniz. Aynı isimlerle mi yola devam edeceksiniz yoksa yapı çok mu değişecek, isimler çok mu değişecek? Yani şimdi bunu tabii konuşmak şu anda erken. Sanırım bir ama zaten şu anda bizim devlet bakanlıkları malum 8 devlet bakanlığının tamamı kalkmış vaziyette. 2 bakanlık zaten eksiliyor. Dolayısıyla bu yeni tablo içerisinde değerlendirmeyi, istişarelerimi yapıp ondan sonra da hazırlığımızı yaparız. Cumhurbaşkanımız. Tekrar araya gireceğim. Çok özür diliyorum ama Twitter'dan ve telefonla da çok sayıda gene soru geliyor bu konuda. Yeni bakanlıklardan kadın bakanlığı kaldırılıyor. Yeni bakanlığın adında kadın olamaz mıydı diye bir soru gelmiş. Kadın adı neden bakanlığın adında yok? Herhalde orada bir... Daha şimdi yine var kadın. Yani kadının statüsü genel müdürlüğü aynı şekilde Aile ve Sosyal İşler Bakanlığı'nda var. Bakanlığın adında ama kadından ve aileden sorumlu devlet bakanlığıydı yanılmıyorsam. Şimdi aile artık olarak geçiyor ama içinde o kadından sorumlu yine genel müdürlük teferruatına girersek o teferruatta onu açıklarım sizlere. Var. Sayın Başbakanım, Enerji Bakanı anlattığı bir şey vardı siz anlatıcı aklıma geldi. Gece 2'de aramışsınız geçen kendisini ve ne yapıyorsun diye sormuşsunuz. Yani siz her an arayabildiğiniz için böyle gecenin herhangi bir saat aklınıza bir şey geldiğinde soruyor musunuz çalışırken? Ve çalışıyormuş tabii Enerji Bakanı da o sırada. Bakanlıktaydım dedi. O açıdan belki Hande'nin sorusuna devam anlamında söylüyorum. Sizin şimdi kriterleriniz tabii çok yoğun çalışmak da var. Bu listeleri yaparken de çok performanslara baktınız, böyle oluşturdunuz milletvekili aday listelerini. Ama Doğu ve Güneydoğu'da mesela sizin yakın çalışma arkadaşlarınızla bu kez sizin farklı bir siyasi kritere baktığınızı ve partinin
AK Parti'nin ve hükümetin icraatlarının Doğu ve Güneydoğu'da önemli olduğunu, orada aşiretlerden ya da güçlü ailelerden ziyade AK Parti kimliğine vatandaşların, hükümetin yaptıklarına oy vermesini test etmek istediğinizi, düşündüğünüzü anladıklarını söylediler. Şimdi buradan yola çıkınca bu listelerin hala siz mesela o bölgeyle çok gittiniz geldiniz. Ve bazı yerlerde diyorlar ki başbakan işte mesela Diyarbakır, mesela Mardin, daha başka isimler koysaydı çok daha fazla oy alabilirdi ama bu kez sadece yaptığı icraatların karşılığında AK Parti'nin oylarını görmek istedi diyorlar. Bu konuda doğru bir karar verdiniz. Tabii seçim günü göreceğiz ama oradan aldığınız havalar bu kriterlerinizi test ediyor mu, teyit ediyor mu? Şimdi Metehan kardeşim tabii. Yani Doğu ve Güneydoğu'da halk AK Parti'ye mi yoksa AK Parti'nin gösterdiği adayların isimlerinin üzerinden mi? Tabii ben bir karar vermedim. Biz bir karar verdik. Çünkü bize kadar bütün adayların elemelerden geçmesinden sonra hiçbir haberim yok. Üst kurula elene elene gelen arkadaşlarımızı biz üst kurulda biliyorsunuz 3 genel başkan yardımcım, grup başkanı, 3 tane grup başkan vekili, onlar aramıza katıldı. Kadın kolları başkanım, gençlik kolları başkanım. Bunun yanında bizim seçim koordinasyon merkeziyle ilgili başkan arkadaşım beraber bu çalışmaları, bu değerlendirmeleri yaptık ve bu çalışmaları, değerlendirmeleri yaparken de bu sizin dediklerinizi büyük ölçüde nazara itibar aldık. Artık diyoruz ki Türkiye'de yani bir şeyi dikkate almamız şart. Nedir o? Yani feodal bir yapıyı artık bir kenara koyup yani hizmetlerin karşılığını bulduğu. Çünkü inanıyorum ki o yapı da artık bunları değerlendirmeye başladı. Ve hizmet siyaseti, eser siyaseti diye sürekli işlediğim konu budur. Bunun görülmesi lazım. Şimdi birileri kimlik siyasetinin peşinde, birileri istismar siyasetinin peşinde, biz ise eser ve hizmet siyasetinin peşindeyiz. Bunu yapıyoruz. Ve şu ana kadar da bunun çok olumlu neticelerini aldığımızı görüyoruz. Eğer AK Parti reformist bir yapıya sahipse, muhafazakar ve demokrat bir kimliğe sahipse bunu ortaya koymamız lazım. Yani biz tabular üzerinden hareket edemeyiz. Tabulara da sığınmaya niyetimiz yok. Tam aksine muhafazakar, demokrat bir kimlikle bu ülkede hizmet esaslı bir çalışmayı nasıl yürütürüz? Halkımızı bütününü nasıl kucaklarız? Dikkat ederseniz etnik milliyetçilik yapmıyoruz. Bölgesel milliyetçilik yapmıyoruz. Dinsel milliyetçilik de yapmıyoruz. Ama 780 bin kilometre karenin bir partisiyiz. 74 milyonun partisiyiz. Mesajlarımızı tüm Türkiye'ye veriyoruz. Tüm halkımıza veriyoruz. Buradan bizim nasibimize ne düşerse bununla da zaten 12 Haziran akşamını göreceğiz. Ama biz halkımızı seviyoruz. İnanıyoruz ki halkımız da bizi seviyor ve bize inanıyor. Şu ana kadar yapılan kamuoyu araştırmalarında da bunu kayda değer olarak gördük. Fevkalade bir hal olmadığı takdirde de inşallah bunun neticesini alacağımıza inanıyoruz. Yeni meselesiyle belki devam edebilirsek, çünkü o bölgeye ilişkin siz tespitlerinizi aktardınız. Bir açılım süreci yaşandı. Milli Birlik Kardeşlik Projesi diye de adlandırıldı daha sonra o. O süreçte kullanılan bir dil vardı. Hem kardeşlik, hem milli birlik, hem anneler ağlamasın gibi. O dönemde muhalefetin de buna karşı çıkmasına sizin çok sert tepkileriniz vardı. Özellikle süreci sabote etme anlamında girişimlerde bulunduklarına ilişkin iddialarınız da olmuştu. Cumhuriyet Halk Partisi'nden özellikle. Bu süreçte özellikle Diyarbakır mitinginizi ben de birebir izledim, oradaydım. Sizi dinleme fırsatını da buldum. Çok sert ifadeler de kullandınız. Özellikle BDP için terör örgütü dediniz. BDP'li karıştırmayalım. Terör örgütüne sırtını dayıyor dedik. Belki ifade öyle çıkmıştı. Hatta biz çok şaşırdık. BDP terör örgütü ifadesi vardı konuşmanızda. Şey olabilir. Çok sert ifadelerle eleştiriyorsunuz. Tabii bir seçim dönemi diye mi bakalım biz buna?
geçmiş dille bu dil karşılaştırıldığı zaman geçmişte barış dili, bugün savaş dili kullanılıyor diye bir eleştiri var. Seçimlerden sonra bu konuda bir değişiklik olacak mı? Çünkü önümüzdeki en önemli sorunun Türkiye'de kime sorsanız bu meselenin çözümüyle ilgili gelişmeler olacağını hepsi söylüyor. Siz de dahil olmak üzere. Şimdi Yavuz Bey, biz barış dilini sürekli kullanıyoruz. Fakat bu ülkede bölücü terör örgütüne bölücü terör örgütüdür diyemeyen bir BDP var. Benim meclis konuşmalarımı eğer şöyle bir incelerseniz onu göreceksiniz. Benim dönüp kendilerine siz bu örgüte bölücü terör örgütü diyebiliyor musunuz? Bugüne kadar diyememiştir. Çünkü oradan nemalanıyor. Sırtını oraya dayıyor. Şimdi ben size soruyorum. Milli birlik kötü bir yaklaşım mı? Hayır. O güne, kardeşlik. O güne ilişkin bir eleştiri yok zaten. Hayır, kardeşlik. Onlardan var. Mesela şimdi MHP gibi bir parti bile milli birlik ve kardeşlik projesine bunun İmralı'yla, Kandil'le beraber düşünüldüğünü filan ima eden sözleri var. Ne söz verildi? Bunları söyleyen, şey işte bunları söylüyor mesela. Ben kaç kere çok ağır ifadeler kullandım. Bir defa iddia sahibi kim? Bahçeli. Bahçeli iddiasını ispatla mükellef değil mi? Çünkü hukukta bir kaide var. Müddeyi iddiasını ispatla mükelleftir. Peki bugüne kadar siz Bahçeli'den filancayla görüştü, şu 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 sözü verdi diye bir şey duydunuz mu? Şurada görüştü. Böyle bir şey duydunuz mu? Yok. Ve şimdi yeni bir şey daha uydurdu. İşte diyor ki seçimden sonra siz İmralı'dakini işte bırakma gibi böyle bu tür böyle saçma sapan şeyler konuşuyor. Aynı açıklama Leyla Zana'dan da geldi efendim. Belki onu da izleyicilerimiz hatırladım. Seçimden sonra devlet Öcalan'ı serbest bırakacak diye açıklaması var. Kimin? Leyla Zana'nın. Daha çok beterler bunlar. Yani AK Parti'nin iktidarı döneminde kendileri bu ülkede iktidar görürlerse bilemiyorum da, ama AK Parti'nin iktidarı döneminde böyle bir şey beklemesinler. Bunun artık kararı, cezası, her şeyi bitmiştir, kesinleşmiştir, ağırlaştırılmış, müebbet hapse mahkumdur. Onlar bu ifadelerle benim Kürt kardeşlerimin oylarını nasıl alırız? Bunun istismarını yapıyorlar. MHP'de tam tersten bir yaklaşımla, o da yine APO üzerinden oy almanın gayreti içine giriyor. Zana da yine APO üzerinden oy devşirmenin gayreti içerisine giriyor. AK Parti'nin böyle bir derdi yok. Bugün İmralı'daki ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum olmuştur. Onun işi bitmiştir. Ki bunun dışında da dosyaları var ayrı. Bitmiştir onun işi. Efendim, Devlet Bahçeli'nin çok uzun bir süre ben sonra... Ben vatanıma ve milletime ihanet edemem. Öyle bir şey söz konusu değil. Efendim, çok uzun bir süre sonra MHP liderinin bölgeye gitmesi ve orada bir miting yapması Türkiye'nin ve o bölgenin normalleşmesine bir katkı sağlıyor mu bir tarafıyla öyle baktığınız zaman? Türkiye bana göre sağlar. Olarak... Onun gitmesi de sağlar, Kılıçdaroğlu'nun gitmesi de sağlar. Yani bugün siyasetin içerisinde olan tüm partilerin bölgede gidip siyasi faaliyette bulunmaları, parti teşkilatlarını canlandırması, hareketlendirmesi bana göre bölge barışına katkıda. Efendim, ana dil konusunda orada bir değerlendirmesi oldu, bir sorusu oldu Bahçeli'nin. Yani ana dil karnınızı doyuracak mı diye ekonominin aslında sosyal kalkınmanın önemine belki de işaret etmeye çalışıyordu. O noktada ne düşündürdü sizi o ifade? Bizim farkımız var orada tabii. Şöyle farkımız var, biliyorsunuz biz bir defa Türkçenin dışında resmi dil tanımıyoruz. Ama ana dil noktasında kurslar açılmasının yolunu biz açtık zaten. Ana dilde kurslar var. Gidip orada eğitimlerini yapabilirler. Öğretimlerini yapabilirler. Kurun kurslarınızı. Eğitim, öğretim neyse orada yapın. Önünü biz açtık. Ama ana dilde eğitime gelince okullarımızda ve biz bunu sadece üniversitelerde önünü açtık. Ama orta lisede böyle bir durum şu anda söz konusu değil. Seçmeli olması dahi mi söz konusu değil efendim? Çünkü bakın ne diyorum. Şu anda diyorum. Gelecekte bunlar tartışılabilir, konuşulabilir. Seçim sonrası konuşulabilir diyorsunuz. Bundan sonra, hayır, seçim sonrasına bağlantılı olarak söylemiyorum. Yani önümüzdeki dönemde bunlar seçmeli olarak vesaire. Şahsi fikriniz nedir efendim? Şahsi fikriniz seçmeli olması konusunda. Ben konuştuğum zaman şahsi konuşamam.
Ben artık bir partinin genel başkanıyım. Benim konuşmam partimi de bağlar, beni de bağlar. Efendim Türkiye'deki demokrasi... Ama biz şimdi üniversitelerde bunun önünü açmış vaziyetteyiz. Evet. Bu çok önemli bir adım. Bugüne kadar üniversitelerde böyle bir adım var mıydı? Bakın şimdi birçok üniversitede artık yani Kürtçe artık öğretilebiliyor. Bu başladı. TRT Şeş yayın yapıyor. Bu var. Ana dili öğrenme noktasında kurs, bunları biz açtık. Olağanüstü kaldırdık, olağanüstü hali. Çekiç gücü gönderdik. Bunlar hep bizim. Billboardlarını kendi dillerinde şu anda ilanlarını asabiliyorlar. Propaganda. Propaganda ile ilgili. Geçmişte böyle bir şey var mıydı? Efendim bu demokratikleşme çizgisi böyle devam ederse, yani Güneydoğu meselesi de dahil olmak üzere, bugün tabu olarak görülen birçok şey belki gelecekte hayata geçebilir mi? Yani Türkiye'de böyle bir konsensus olabilir mi Güneydoğu meselesi de dahil olmak üzere? Örneğin. O zaman şurada açıklamalardan yola çıkarsak efendim, örneğin yeni anayasa kimliksiz bir anayasa olsun. Özerkliği fiili olarak hayata geçiriyoruz açıklamaları. Diğer yandan da okuma yazma bilmeyeni muhtar bile yapmayız. 3000 içinde adım atılmazsa biz sivil itaatsizlik eylemlerine yeniden başlarız gibi açıklamalar. Yani böyle talepler varken o çıta çok mu yükselmiş? Yeni anayasa diyorsunuz, uzlaşma olabilir mi? Ve bu çıta iner mi aşağıya? Şimdi bakın, bir defa yani kimliksiz anayasayla neyi kastediyorlar? Yani Türk kimliği, Türk olması. Kimliği ya da ikisi aynı şekilde vurgulansın. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı olmayacak. Vatandaşlık anlamında değil, herhalde Türk etnisite anlamında. Evet. Bakın ne diyoruz? Şimdi biz AK Parti olarak bugüne kadar neyi savunduk? Alt kimlik, üst kimlik dedik. Bak bu MHP'yi bile rahatsız etti. Alt kimlikte ne vardı? Bütün ülkemizdeki ne kadar etnik unsurlar varsa bunlar var. Ama çatıda ne var? Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı var. Bunlar bunu bile kabul etmiyorlar. Şu anki anayasada mı Türk? Hayır, hayır. Bizim bu yeni anayasa dediğimizde bunu konuşabiliriz dedi. Ve bir diğer konu. Mesela biz diyoruz ki tek millet. Mesela tek millet kavramına da bunlar sıcak bakmıyor. Ya niye bundan rahatsız oluyorsun? Yani bugün çok farklı etnik unsurlardan ne oluşur? Millet oluşur. Bu niye sizi rahatsız ediyor? Bayrak bunları rahatsız ediyor. Belediyenin kapısında bile bayrağı tartışılır hale getiriyor. Dert başka. Tek vatan diyorsun, bu da onları rahatsız ediyor. Tek devlet diyorsun, bu da onları rahatsız ediyor. Dert ne efendim? Dert ayrı bir devlet kurmak mı? Dert Türkiye'den ayrılmak mı? Zaten çıkıyor şeyler meydana. Zaman zaman bunu dillendiriyorlar. Çünkü hep biz ayrılmak istemiyoruz gibi bakın bir şey var, beyan var. İşte Kılıçdaroğlu'nun, bakın bunlar sıkışınca ortaya sürdükleri tezleridir. Şimdi Kılıçdaroğlu'nun Hakkari konuşmasında dikkat edilirse yerel özellik konusunu talep ettiler ve Kılıçdaroğlu da orada o boşluğa düştü. Bunu yine bazı programlarda söyledim. Avrupa Konseyi yerel yönetimler özellik şartına koyulan çekincelerle ilgili olarak. O bir tuzak mıydı efendim? Yani tuzağa mı düştü CHP orada? Bana göre tuzağa düştü. Veyahut da böyle bir şeyin o da arayışı içerisinde olabilir. Ve bundan dolayı da baktım hemen sigortaları dağıtıverdi kendisini sıkıştırınca. Şimdi CHP mitingine giden BDP'lilerin dile getirdiği anlaşmanın maddeleri, bunlar sözlü. Ve bunu konuşmasında da zaten ifade etti. Kılıçdaroğlu KCK'ya üye oldukları iddiasıyla tutuklanan sanıklara özgürlük vaadinde bulundu. Bu bir. İki, Kılıçdaroğlu yerel yönetimlerin özellik şartını aynen kabul edeceğiz. Onlara özellik vereceğiz. Aynı Avrupa'daki gibi. Arkadaşlar 1988'dir yerel özellik şartı bizde kabulü. Ama 8 muhalefet şerhine, muhalefet şerhiyle birlikte. Daha sonra biz şimdi bizim dönemimizde biz bunu kalktık 1-2 düzeltmeyle CHP'nin muhalefetine rağmen meclisten geçirdik. Muhalefetine rağmen geçirdik. Şimdi bakın burada onlara özellik vereceğiz diye maalesef yine doğru konuşmuyor. Dürüst değil. Erdoğan'a gidiyor. Erdoğan'da ne diyor? Ben bununla eyaleti kastetmedim diyor bu sefer. Tıpkı Avrupa Birliği'ndeki. Ya Avrupa Birliği'ndekiyle bu
eyalet olayı zaten şu anda birbirinin aynıdır. Burada da dürüst ol. Ya bir kendi, diğeri kendi ifadesi mali özellik ve dış ülkelerle münasebetlerde daha serbest bırakılması anlamında özellik şartını kabul. Yavuz Bey, bakın siz de belediyeleri tanımıyorsunuz. Belediyeler mali noktada özerktir. Ben belediye başkanlığı yaptım. Tasarruflar noktasında onay almaları gereken şeyler yerel idareden bazı çok yüksek olan şeyler olduğunda buralarda vardır. Bunun dışında yoktur. Kendi bütçesini kendisi yapar. Sadece onaya gider valiliğe. Meclisten geçer bunlar. Ve şu anda istediği gibi tasarrufta bulunurlar. Şu ana kadar yaptıkları harcamalarda diyelim ihale yolsuzluğu varsa buna müdahale edilmeyecek. Buna kim müdahale eder? Oradaki mülki amir müdahale eder. Veya iş işlerinden teftiş gider, teftişle müdahale edilir. Bu kadar bu işler başıboş kalırsa o zaman bu vatandaşın tüyü bitmemiş yetimin hakkı ne olacak? İşte şuradaki belediye başkanlarına sahip çıkılacak diyor. Kılıçdaroğlu halkın iradesiyle seçilmiş belediye başkanlarının aylarca göz altında tutulmasını istemiyoruz. Arkadaşlar bu ulufe dağıtmaktır. Yani bu yargının bir görevi. Sana ne? Bunu söylemekle yani bu bir yargı sürecidir demiyor. İstemiyoruz. Durup dururken kimse zaten belediye başkanlarının yani hapse alınmasını, tutuklanmasını istemez ki. Ama burada olması gereken nedir? Bir an önce yargı hemen bu işlerin iddianame neyse hazırlanıp hemen mahkemeye çıkmak suretiyle eğer mahkumiyeti varsa mahkum olsun. Serbest bırakılacaksa serbest bırakılsın. Yani bu sürelerin uzaması bizi de rahatsız ediyor. Ayrı bir konu. Mesela bir başkası BDP'liler Kılıçdaroğlu'na savcıya giderek KCK tutuklamalarını sorması şartını da ileri sürdü. Allah aşkına bir genel başkan gidip de miting için gittiği bir yerde savcı ziyaretini niye yapar? Ben şu anda valimi ziyaret edemiyorum. Arkadaşlar bak yasak süresi başladı. Vali ziyaretini yapmıyor. Bir diğer nokta ana dilde eğitim şartı. Ya burada da yine BDP'liler CHP'den ana dilde eğitim sözü de istedi. Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla CHP anayasa vizyonu raporuna devlet okullarında ana dil öğretilmesine kondu. Şimdi efendim burada bir çözümsüzlük noktasında bir tıkanıklık oluşturuyor mu? Yani beklenti ve veya vaatlerin çıtasının yükselmesi o yöre halkında, vatandaşlarımızda belki böyle ucu açık bazı beklentilerin kapısını mı araladı ve yani şöyle bir tehlike var mı? Efendim? Kim aralıyor? Yani bir takım bu vaatleri ortaya atanlar veya bu çıtayı yükseltenler başa dönmek gibi bir risk var mı yani Türkiye'de? Burada birçok adım atıldı bu dönemde. Yani işte birçok tabu olarak görülen alanlarda girişimler yapıldı. Özgürlük çerçevesi genişletildi. Yani burada bir başa dönme ve yeniden bir şiddet dalgasına Türkiye'nin tutulması gibi bir risk görüyor musunuz? Hakan Bey bakın yani merdivenleri bir defa teker teker çıkacağız. Kürt sorunu benim partimin programında var kurulduğunda. Buna ister Güneydoğu sorunu deyin, ister terör sorunu deyin, ister Kürt sorunu deyin. Ve 2005'te Diyarbakır konuşmamda da bunu işledim ben. Ve o güne kadar attığımız adımlar vardı. 2005'ten sonra attığımız adımlar var. Fakat bakın Kürt sorununun ana esaslarını neler teşkil ediyor diye baktığımızda hep söylüyorum. Bir, red politikaları. İki, inkar politikaları. Üç, asimilasyon politikaları. Şu anda artık yani Kürt varlığını inkar diye bir şey var mı? Bu iş bitmiştir arkadaşlar. Yani bu ülkenin iktidarı CHP genel başkanı, MHP genel başkanı Kürt kelimesini ağzına alamazken Tayyip Erdoğan Kürt kardeşlerim diye bangır bangır her meydanda bunu konuşmuştur. Her zaman. Hiç bunu çekinmeden. Çünkü bizi ayıramazlar. Böyle bir saçmalık olamaz. İnkar politikalarına gelelim. Var mı böyle bir şey? Bu da bitmiştir. Yani böyle bir şey artık söz konusu değil. Asimilasyona gelince, yani asimilasyon konusunda da bir defa bizim iktidarımız döneminde böyle bir şey asla söz konusu değildir. Kimse
benim Kürt vatandaşlarımın asimile edilmesi noktasında devleti kastediyorum. Böyle bir teşebbüsün içerisinde bulunamaz. Biz Kürt kardeşime Kürt olduğu için saygı duyarız. Ama o da aynı şekilde Türkiye saygı duymak durumundadır. Ha biz ne diyoruz? Diyoruz ki gelin bakın Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı da kimseyi rahatsız etmesin. Bunu ben Diyarbakır'daki konuşmamda da söyledim. Tek milleti de söyledim, tek bayrağı da söyledim, tek vatanı da söyledim, tek devlet de söyledim. Bundan da kimsenin rahatsız olmaması lazım. Yani şu anda bunu konuşan BDP'lilerin önce buna bir defa kendilerini alıştırması lazım. Yani Amerikalı bu noktada rahatsız olmuyor. Fransız, İngiliz bunlar rahatsız olmuyor da sana ne oluyor? Sen niye rahatsız oluyorsun bu kadar? Yani bunlar ülkeyi bölmeye yönelik. Birliğimizi, beraberliğimizi ne yazık ki yani parçalamaya yönelik arkadaşlar atılmış adımlardır. Bence bu oyuna asla gelmemek gerekir. Efendim bir mola vereceğiz, bir reklam arası vereceğiz. Reklam arasının ardından CNN Türk'te Liderler Zirvesi'nde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan soruları yanıtlamayı sürdürecek.